Allah'a çok şükür tabii bu Kur'an-ı Kerim'in hikmet metodu ortaya çıkınca Fil suresindeki ayetleri onu açıklayan ayetlerle birlikte okuduk. Burada kesin bir yanardağ patlaması var dedik. Zaten Allah razı olsun Mikail Bayram Hoca da ufuk açıcı bir çalışma yapmıştı o konuda. O da bizim açımızdan çok faydalı oldu. Şimdi baktık. Mesela şöyle bir şey. Bakın. Şu önümdeki mealden okuyacağım. Yani Allahü Teala bakın gezin, görün, bakın dediği halde Müslümanlar her sene gittikleri ya da hac ve umre için sürekli gidip de dolaştıkları bölgelerde ne olduğunun farkında değiller. Bakın şurada önümdeki Diyanet'in mealinden okuyorum. Yani bu Diyanet'e mahsus değil. Bütün meallerde aşağı yukarı aynı. Tefsirler de öyle. Diyor ki burada Allahü Teala şöyle meal verilmiş. Rabbin fil sahiplerine ne yaptığını görmedim mi? Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedim mi? Resulullah gördü mü böyle bir şey? Yok. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Şimdi balçıktan pişirilmiş taşları kuşlar atacak. Böyle bir kuş olur mu? Böyle bir kuş olur mu? Yani balçıktan pişirilmiş taş getirip üzerlerine atacak. Peki attı. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. O taşlar bunları öldürdü dese anlaşılır da yenilmiş ekin taşları parçaları haline getirdi ne demek? Tabii şimdi hani Kur'an-ı Kerim'e bir bütünlük içerisine bakılmıyor. Bütünlük içerisine bakılmayınca da cümlelere doğru anlam verilemiyor. Evet. Şimdi buradan bizim yaptığımız meali size okuyayım. Fillerle Mekke'ye gelenleri Rabbinin ne hale getirdiğini zihninde canlandırmadın mı? Şimdi bu kelime bu elem tara Türkçemize de var rey deriz. Yani rey ne demek? Görüş. Yani bir şeyi zihinde oluşturursun, orada bir görüş oluşur sende. Yani o olayı zihinde canlandırırsın. Fil olayının mesela şimdi ekranda var o fil olayının geçtiği yer. Şimdi devam ediyoruz. Onların oyunlarını bozmuştu değil mi? Uçuşan yoğun bulut kütlelerini üzerlerine göndermişti. Bak kuşlar yerine yoğun bulut kütleleri. Onlara pişmiş çamurdan taşlar atan bulutları. Şimdi bulut kütleleri pişmiş çamurdan taşlar yağdırıyor. Bu hangi bulut kütleleri olur? Bir volkan patlamasının sonucu olur. Oradan patlar. Zaten aşağıdan lavlar çıkar. Onlar şeydir. Çamurla karışık şeylerdir. Onlar o gelir şeyler, bulutlar yukarıdan yağdırır. Belgesellerde görürsünüz onu. Sonunda da onları içleri yenmiş bir kabuk gibi yapmıştı. İçleri yenmiş bir şey gibi yani bir buğday ya da bir şey düşünün mesela bir fasulyeyi düşünün içerisini böcekler yemiş. Sadece dış kabuk duruyor. Ya da mesela bir fıstığın içerisinin boşaltılıp dış kabuğunun kaldığını düşünün. O şekilde daha rahat düşünebilirsiniz. Şimdi bakın burada neden bu şekilde olmuş? Mesela Kur'an-ı Kerim'de mesela burada diyor ki Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil ashabına neler yaptığını gözünde canlandırdın mı? Bizzat görme olmadığına göre mecburen mecaza gideceksiniz.
Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların tuzaklarını boşa çıkardı değil mi? Boşa çıkardığını gidip müşahede etmemiz lazım. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Üzerlerine uçuşan ebabil gönderildi. Şimdi ebabil, bazı meallerde burada gene iyi. Ebabil kuşları dememiş. Bazı yerde de ebabil kuşları derler. Ebabil kuşu diye bir kuş yok. Şimdi bu ekranda yapmış olduğumuz gözlemlerin fotoğrafları var. Oraya gitmeden önce, şimdi tarihi şu anda aklımda değil ama herhalde 10 seneden fazla olmuştur. Belki o şeyin altında tarih yazıyor olabilir. Resimlerin altında. Şimdi buraya gitmeden önce Ümmül Kura Üniversitesi'nden bir tarihçi arkadaşa telefon açtım. Dedim ben geleceğim, oraya bir gidelim. Tamam dedi. Şimdi giderken yolda ona sordum, dedim ki ebabil kuşu diye bir kuş var mı Arapçada? Yok dedi, öyle bir kuş yok. Peki öyle bir kuş yoksa neden hep ebabil kuşu diye öğretirler? Belki o zaman vardı. Belkiyle olur mu? Şimdi ebabil, ibil kelimesinin çoğulu. İbil kelimesi mesela bizde ibil dendiği zaman biz deve olarak bize öğretiliyor. Aslında Arapça'da deve sürüsü manasına geliyor ibil. Evet, aslında ibilin kök anlamı öbek öbek olma, ağır olma, kapsama, böyle öbek öbek olma. Mesela şey de vardır. Efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Mesela şimdi o ayeti Gâşiye suresini bir açarsak orada hemen anlarız. Bakın ben hiç mana vermeden şimdi ibilin ne olduğunu siz düşünün ayet kelimelerde. 592. sayfada Kur'an-ı Kerim. Efela yanzurune ilel ibil. O ibile bakmadılar mı? Ne? Mesela ibile deve dersek İstanbul'daki deveyi görebilir mi? Ya da kutup bölgesinde. Bu sürü zaten deve sürüsü demek. 100 tane deveye falan şey yapılıyor. İbile bakmadılar mı nasıl yaratılmış? Ve ile semâi keyfe rufi'at. Göğe bakmadılar mı nasıl yükseltilmiş? Ve ilel ardı ve ilel cibali keyfe nusibet. Dağlara bakmadılar mı nasıl yerleştirilmiş? Ve ilel ardı keyfe sutihat. Yere bakmadılar mı nasıl düzeltilmiş? Peki şimdi burada dağlar, gök, yer, bütün bunların arasında deve mi akla gelir? Hayvanlardan bahsediyor mu burada? O zaman ne olur ibil? Bulutlar olur. Zaten Arap dilinde kalın bulut kütlesine ibil deniyor. Sözlük anlamı. Ebabil de ibilin çoğulu. O zaman kalın bulut kütleleri geldi. Peki o kalın bulut kütleleri geldi. Bu fil ordusunun üzerine. Onlara taş yağdırdı. Nasıl bir taş? Şeyde pişmiş çamurdan taşlar yağdırıyor. Peki bunun başka ayetleri var mı? Bakıyorsunuz ki var. Mesela benzer olay şeyde var. Bugün Ölü Deniz dediğimiz Lut Gölü'nün orada. Onun kenarında Petra denen işte o bölgede. Orada da bir yanardağ patlamasından bahseden ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela şimdi Zariyat suresinin 31. ayetinden itibaren biliyorsun İbrahim Aleyhisselam'a melekler geliyor. Onları birer insan zannediyor. Yemek hazırlıyor falan. Sonra insan olmadığını anlayınca onlara şey yapıyor. Diyor ki Gâle femâ hatbukum eyyuhel murselûn. Ey elçi olarak gönderilen melekler. Çünkü her birisi bir görevle geliyor. Sizin asıl hedefiniz nedir? Niçin geldiniz diye soruyor. Galu
اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ Günahkarlar topluluğu olan bir kavme gönderildik. Yani Lut kavmine. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينَ Hicara. Bak mesela termihim bi hicaretin min siccil geçti. Burada hicare kelimesine dikkat edin. Bakın Arapça bilmeseniz bile. Çamurdan taşlar. Çamur. Önce bir çamur sonra taş oluyor. Onun üzerlerine böyle bir şey göndermek için geldik diyor. Şimdi başka ayetler. Şimdi vakit çok yeteri kadar olmadığı için fazla şey yapmayacağım ama arzu ederseniz internetten Fil suresi ve dipnotunu okuyabilirsiniz. Hud suresinde aynı şey. Diyor ki o melekler geliyor. Görevli melekler o olayları meydana geçiriyorlar. Felemma ca'a emruna emrimiz geldiği zaman, Allah emri verdiği zaman Lut kavmi için cealna aliyaha safilaha üstünü alta çevirdik. Niye? Çünkü alt taraftan bir volkan patlaması oldu. O bulutları getirdi, şeyleri yağdırdı yukarıdan aşağıya. O insanların hepsi o çamur şeyi altında kaldılar. Evet. Evet. Müsebbemeden indi Rab yok atla başka şey ha tamam. Felemma ca'a emruna cealna aliha sâfe emterna aliha hicareten min siccil. Üzerine pişmiş çamurdan yağmur yağdırdık. Şimdi hicareten min siccil aynı kelime termihim bi hicareten min siccil. Şeyde bakın. Fil suresinde aynı kelime. İşte yani Kur'an-ı Kerim'de bu karşılaştırmalar yaptığınız zaman bakıyorsunuz ki o fil olayının geçtiği yerde bir volkan patlaması söz konusu. Ondan sonra şeye geçiyorum. Bu Hud suresiydi. Hicr suresine geçiyorum 74. ayetten. Ondan sonra diyor ki hatta şu şey yapıyor bak. فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ 73. ayette o büyük ses onları yakaladı. Çünkü yanardağ patlamasının doğurduğu müthiş bir ses var. Tabi şey ayrılıyor oradan. Lut aleyhisselam kızlarıyla beraber ayrılıyor. Eşi de kalıyor. Çünkü o da o günahkarlardan. Onların üzerlerine taş yağıyor. Çünkü onlar böyle ya lezbiyen ilişkiler yapıyorlar ya zina yapıyorlar ya homoseksüel ilişkiler yapıyorlar. Hak ettikleri o taşın altında kalıp cezalandırılmak. Taş yağmurun altında kalıyorlar. Çünkü biliyorsunuz Tevrat'ta zina edenlerin cezası rejimdir. Kur'an-ı Kerim'de bu kırbaç cezasına çevrilmiştir. Fece'alne aliyaha safilaha onun üstünü altına çevirdik ve emterne aleyhim hicareten min siccil. Bak hicareten min siccil. Elem tereyi hepiniz ezberinizde bilirsiniz. Termihim bi hicaretin min siccil. Aynı kelime dikkat ediyor musunuz? Bak kaç tane ayette geçti değil mi? Ondan sonra gene bu termihim geçiyor bu defa. Bu da Fil suresine geçiyor. Termihim bi hicaretin min siccil. Şimdi bu ayet-kerimeleri okuduğumuz zaman dedik ki bu fil olayı kesinlikle bir yanardağ patlaması olayıdır. Öyleyse bunu ne yapalım? Bir gidelim bir Mekke'ye. Orada bir araştırma yapalım. İşte gittik. Bu Ümmül Kura Üniversitesi'ne tarihçi arkadaşla da telefon açtım. Allah razı olsun geldi. Beraberce çıktık oraya. Orada olayın geçtiği yere gittik. Buranın orada şeye Araplara sordum. O arkadaşa sormadım da o fazla kalmadı. Çünkü biraz sonra ayrıldı. Daha sonra iki ayrı grupla daha gittim şeye oraya. Bir mühendis vardı. Arap mühendis. Buranın adı ne diye sordum. Dedi ki Vadinnar. Şimdi Vadinnar dedi. Dedim Vadinnar ne demek? Yani ateş vadisi manasına. Dedi ki biz de dedi volkan patlamasının olduğu yerdeki vadilere vadi nerede? Aa tamam işte. Ama o bilmiyor. Orada volkan patlamasından haberi yok. Bu mühendisin. Tamam dedim.
Hadi gel bakalım dedim, şu şeye çıkalım. Şurada bak görüyorsunuz, orada dikkat ederseniz bir lav seli görürsünüz. Kurumuş, taşlaşmış lav seli var orada. Oradan hadi şu dağa doğru çıkalım dedim o mühendise. Çıktık. O böyle baktı. Hâdâ selün nâr dedi. Ne demek dedim, hani ateş seli. Sel kelimesi bize de var biliyorsunuz, kullanıyoruz onu. Hâdâ selün nâr dedi. Yani ateş seli. Bu ne demek dedim. Yani heyecanlandı orayı görünce. Vadinin nar onu pek etkilemiyor. Yani bu eskiden beri duyuyor işte. Ateş vadisi, ne için olduğunu bilmiyor. Ama onu görünce müthiş bir şekilde heyecanlandı. Hâdâ selün nâr. Selün nâr ne demek dedim. Ateş seli. Dedi ki volkanik dağlardaki patlamalardan meydana gelen akıntıların işte taşlaşmış şekli nedir dedi. Ha işte tamam. Tamam işte. Yani bakın bugün hacılara, şeylere, umrecilere gidip de zaten oradan herkes geçiyor. Hemen şu sağınıza solunuza bir baksanıza, bakın buralarda işte göreceksiniz. Yok ya. Aa işte burada fil olayının geçtiği yer. İşte bakın yani ayet-i kerimeleri diğer ayetlerle birlikte anlattığınız zaman işte buranın adı Ateş Vadisi'dir. Araplar hep öyle diyor. Biz koymuş değiliz ki adını. İşte bakın şurada görüyorsunuz lav selini. İşte tepeler falan, her tarafa bakıyorsunuz. Ondan sonra tabi orada çok sayıda şey var ama şu var, yani ben bu konularda uzman olmadığım için keşke bir jeologla beraber gitseydik. Bunu şunun için söylüyorum. Oradan taşlar getirdim. Bizim İstanbul Üniversitesi'nin jeoloji bölümüne gittik. Adnan Ökten Bey ile beraber götürdük taşları. Ya bunlara bir bakın dedim. Böyle. Ya hocam bu çok eski dediler. Ne kadar? En az 1500 yıllık Analiz yok. dediler. Analiz etmiyor. Yok, analiz edecekler de şey değil yani. O sahayı daha ilk götürmüşüz yani ilk bakışta. Şey değil, onlara bırakmadık ki analiz etsinler. Onların herhangi bir şeyleri yok, eksiklikleri yok. Adamlar yani konunun uzmanı insanlar, bakar bakmaz anlıyor. Dedi ki, ha bu en az 1500 yıllık. Şunu de, o zaman bir analiz eder misiniz? Dedi ki bunu nereden aldın? Fotoğraflarını falan gösterdim. Nereden aldın? Şuradan. Dedi ki ya buradan değil. Burada ayak basmıştır. Şuradan almalıydın. Kardeşim ben ne bileyim oradan almam gerektiğini. Orada bir tepeyi gösterdi. Şeyde fotoğraftan. Oradan almalıydın dedi. Burada dedi ayak basmıştır. Biz inceleme yapsak bile tam tatminkar sonucu alamayız falan. İyi dedim, peki şey yapalım. O zaman İstanbul Üniversitesi olarak bir başvuruda bulunalım. Siz de tahlillerinizi yapın falan. Neyse bir ön anlaşma yaptık kendi aramızda ama sonra ben düşündüm. O sırada kutuplara gideceğiz namaz vakitleri için. Hani buna başlatırsak o kalır. Dolayısıyla burayı bıraktık. Oraya gittik. Şimdi ama burada esas mesele de şu var bakın. O şeydeki Pompei'deki patlamalarda oluşan sonuçları gösterirseniz bu ayet-i kerimede bak mesela şimdi ekrandan göreceksiniz. Adam olduğu gibi donup kalmış. Taşlaşmış vücut. Ama içerisi bomboş. İşte ayetteki asfin me'kul dediği o. Yani şey gibi düşünün, bir fıstık düşünün. Mesela bir tarafı delinmiş bir böcek içerisine girmiş, fıstığın içerisini tamamen boşaltmış. Dışarısı olduğu gibi duruyor. Bunlar da aynı şekilde o vücudun içerisi tamamen boşalmış ama eğer biz orada kazı yapacak olsak mutlaka fillerden taşlaşmış olanı bulacağız. Çünkü ayet onu gösteriyor. Ve oraya Kabe'yi yıkmak için gelen birçok askerin taşlaşmış bedenini bulacağız. Onun altını kazdığımız takdirde mutlaka bulacağız.